Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir akülü araba videosuyla karşınızdayım. Daha doğrusu akülü araba karşınızda, öyle söyleyeyim. Tanıtmış olduğum araç Rustar marka. Lamborghini lisans ile üretilmiş. Lamborghini Aventador, yanlış hatırlamıyorsam. Arkasını döndürdüğüm zaman yazısı yazıyor zaten. O modele birebir işte benzetilerek üretilmiş bir model. Çok şık duruyor, çok güzel duruyor, öyle söyleyeyim. Yavaştan dönsün. Bu arabamız 6 volt, 4,5 amper aküye sahip. Tek motoru var, sağ arka tarafında tek motoru var. Hani çok hızlı gitmez ve biraz daha ev içerisindeki kullanımlara daha uygun denilebilir. Aventador modeli, aynen, arkasında da yazıyor. Hatlara falan bakarsanız böyle çok keskin, çok güzel, çok şık bir hali var. Neyse, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz gerçi de işte. Devam ediyorum. Bu akülü arabamızın şarj aleti 700 mAh civarında. Yani yaklaşık 7 kere 7,49, 6 ila 7 saat arasında şarj oluyor. Yaklaşık da tek motorlu, çocuğun kilosuna, boyun kilosuna ve gittiği yolun eğimine göre değişir hani dışarılarda kullanılırsa. Şu an için evde kullanılacak kadar temiz bir halde. Tekerlekleri vesaire her tarafı tertemiz edildi. Pırıl pırıl edildi. Zaten bu, affedersiniz, hani biraz böyle boyası falan kötü durumdaydı. Bunu komple biz söktük. Bolu'da evde. Komple bunu sıfırdan boyadık. Yani neredeyse bunda çizik yok denilebilecek şekilde. Üzerindeki şu rüzgarlık olan kısım, direksiyon, koltuk, dış, zaten bu kırmızı, turuncu gibi, kırmızı gibi çok enteresan bir rengi var. Arkasındaki detayları falan komple hepsi elden geçti. Sıfır bir akülü araba haline dönüştü, öyle söyleyebilirim. Aküsü zaten yeni, bir tek hani kasasının eski hali eski. Bir de şanzıman ve motor sistemi, zaten onlar da elektrikli motorlar. Kasası düzgün olduktan sonra herhangi bir sıkıntı çıksa bile değişebilir ki sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Akülü arabaların motorları kolay kolay bozulmuyor. Neyse, bu akülü arabamız uzaktan kumandalı. Aynı zamanda çocuk kendisi de kullanabiliyor. Uzaktan kumandaya alınacak şekilde gösterge tablolarının olduğu yerde tuşu var. Sinyal özelliği var direksiyon üzerinde. Işıklar yanıp sönüyor, tık 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 diye efekti falan var. Az sonra onları da göstereceğim. Bu arabayla beraber neler gelecek size? Arabanın tabii ki kendisi gelmiş olacak. Kumandası, şarj adaptörü, bir de içerisindeki aküsü. Aküsü zaten ben hani montajlı bir şekilde gönderiyorum. Böyle. Kapıları bunun dekor, nasıl diyeyim, çizgileri falan güzel detayları var. Fakat kapıları açılıp kapanan tarzdaki olan akülü arabalardan değil. FM radyosu yok. FM radyosu bulunmuyor. MP3 AUX girişi var. Ses çıkışıyla AUX girişinin olduğu yer var. AUX girişiyle telefonunuzdan bir bağlantı kablosuyla bağlanırsanız, ses de biraz artırırsanız gümbür gümbür sesi gelecektir. Bu arabamızın iki noktalı emniyet kemeri var. Üzerinden az sonra yaklaştığım zaman onları da göstereceğim. Tekerlek kısımlarında bazı akülü arabalarda süspansiyon var. Fakat bu akülü arabamızın ön ve arka tekerleklerinde süspansiyonları mevcut değil. Dediğim gibi bir tane motoru var. Motorun etrafında tabi yer alan şanzımanı var ve direksiyonda yön verecek direksiyon motoru ve direksiyon şanzımanı var bu arabada. Yani toplamda iki tane motor, iki şanzıman var ama yürütme amaçlı götüren tek motor. Işıkları görmüş olduğunuz gibi gayet güzel yanıyor. Gösterge kısmından söndürülebiliyor. Aynalar yana dönebiliyor, içeriye doğru kıvrılabiliyor. Müzikleri, direksiyon üzerindeki müzikleri var ve dediğim gibi AUX çıkışıyla müzik dinleyebilirsiniz. Akülü araba ile alakalı hani satış kısmında, işte il dışına gönderim konusunda, bunu ben ambalaj yapıp gönderme şansım yok maalesef. Çünkü kargo şirketlerinde atılabiliyor, bir şey oluyor, üzerine farklı bir malzeme koyulabiliyor. Gösterge kısımlarını veyahut da işte şu ön cam kısımlarını falan koruyabileceğim bir ekipmanım, bir malzemem yok. Buna göre uygun, hani sıfır gelmiş olsa, sıfır kutusuyla gönderecek olsam tabii ki gönderdim ama ikinci el ürünler olduğu için maalesef bu şansımız yok. Otobüste gönderebiliyorum. Otobüste Türkiye'de, ya doğuya da gönderdim, batıya da gönderdim. Güney kısımlarına güneye göndermedim.
Güney'den satın almıştım ama Güney'e göndermedim. Neyse. Otobüste gönderdim. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Telefon numarasını şoförün ve otobüsün fotoğrafını çekip gönderiyoruz karşı tarafa. Karşı taraf karşıladıktan sonra sıkıntı olmuyor. Gaz kesildiği zaman otomatik frenleme yapıyor ama zaten çok da hızlı bir gidişatı yok. Hani zaten ayağını kesti, gazdan çektiği anda tekerlek frenlemesi yapmak suretiyle yavaşlıyor. Çok da hızlı gitmediği için güvenli. Genel olarak ayrıca bir freni yok. Dikkat edilmesi gereken hususlardan en önemlisi akü ve pil sağlığı. Bunu ben bütün videolarımda değinmeye çalışıyorum. Çünkü yazık, milli servet kaybolup gitmesin. Bu akülü arabalar yaz kış 15 günde bir 7-8 saat şarjda kalması gerekiyor ki pili ölmesin. Yani pili ölmesin derken 5 sene boyunca kullandığınız akü kullanım ömrünü doldurdu, tamam, o artık ölmüş bir aküdür ama diyelim ki bir yaz kullandınız, kışın depoya kaldırdınız veya işte balkona koydunuz, üstünü örttünüz veya işte bir odada kaldı. Çocuk hevesi gelmedi. Dışarıda oynama ihtimali olmadığı için evdeki başka oyuncaklara daldı vesaire. Sonraki yaz çocuklar dışarıda oynamak istiyorlar diyelim. İşte çocuk da kendi arabasıyla çıkıyor dışarı, bir bakıyor çalışmıyor araba. Niye? Çünkü kış aylarında şarj edilmediği için akü bozuluyor. Akünün bozulmaması için 15 günde bir ne olursa olsun şarj edin. Yani çok bir şey değil. Ayda iki kere şarj etmek basit bir şey. Nasıl açılır dersiniz? Üzerinde bunun normalinde orijinal bir figürlü olacak. Veyahut da işte Aventador içerikli olacak bir muhtemelen anahtarı vardı. Fakat ben aldığımda öyle bir anahtar yoktu. Biz oraya normal sonuçta nasıl diyeyim? Kilidin böyle aşırı derecede bir fonksiyonu yok nihayetinde. Sadece açıp kapamaya yarıyor ve oraya da uygun bir kilit, yani bir tornavida ile çevirebilirsiniz. Oraya bir ufak anahtar koyduk. O şekilde açılıp kapanabiliyor. Kontağı, start stop tuşu vesaire bulunmuyor bu arabamızda. Yaklaşalım. Şimdi durdurayım, şey yapayım. Arabayı durdurayım. Şöyle yaklaşayım yavaş yavaş. Bakalım bakalım bakalım. Ne var ne yok. Yaklaştığımız zaman şöyle biraz açı vereyim. İçinde görmüş olduğunuz kumandası, mevcut kumandası. Arka tarafından tuşu var. Arkadan açılıyor. Bu şekilde ve şurada bu kısımlarda ışığımı da açayım. Şurada RC manuel diyen taraf var. Sağ tarafa çekerseniz çocuk ayağıyla kullanabiliyor. Sol tarafa çekerseniz kumandayla gidiyor. Burada şu öndeki ışıkları açıp kapatmak için şöyle göstereyim. Butonu var ve sinyal basıyorsunuz. Sinyal var. Ön tarafta şu ortadaki tuş kornamız. Fakat sesini tabii açarsak daha güçlü çıkar. Şurada volüm tuşumuz var. Volüm tuşunu artırırsak daha güçlü çıkar. Çok açmıyorum sesini. Kaç oldu? 9 oldu sanırım. Şık, ne seviyorsan alkışla. Sanırım 8-9 tane falan şeyi var. Melodisi var. Eğlendik beraber. Burada D yazan kısım ileri,
R yazan geri geri olacak şekilde. Burada dediğim gibi bir anahtar. Hani ufak bir anahtar aldık. Ama amaç şu. Açıp kapatmak. Kapandığı zaman çalışmaz. Açtığınız zaman böyle bir açma efektimiz var. Görmüş olduğunuz gibi sıfırlanmış durumda. Etiketlerini vesaire. Bir taraftan şöyle döndürelim. Dönsün, diğer kısımdan da görelim. Dışarıda çok acayip yağmur yağıyor şu an. Bir tek şurası göstermek istiyorum. Şu kısım şöyle taşırken ederken çizilmiş. Şurası başka hiçbir yerinde çizik yok diyebilirim. O da üstte kaldığı için çizilmiş. Normalde her yeri boyandı. Sıfır hale getirildi. Şöyle yaklaşık. Yani şurada şarj yeri var. Burada şarj yerimiz var. Dediğim gibi kumandası. Raster logomuz. Ve tekerleklerinde detaylarımız var. Aventador yazar. Şurada da Lamborghini yazıyor. Lamborghini yazıyor. Akülü arabamız bu şekilde. Dilim döndüğünce bilgim dahilinde anlatmaya çalıştım sizlere. İlave olarak aklınıza takılan herhangi bir husus olursa, arıza olur, işte ne bileyim, sormak istediğiniz herhangi bir şey olur, elinizde bu üründen olur, satmak isterseniz vesaire, iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir sorun olduğu takdirde yardımcı olmaya da çalışırım. Hani elimden geldiğince. Videonun altına yorum yazarsanız destek sağlamaya çalışırım. Bilgim nispetinde yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenip kanalımı takip ederseniz de çok mutlu olurum. Çok memnun olurum. Mutlu yarınlar diyorum herkese. Güle güle. Çok güzel araba ya.